Şimdi Fulya ile biz reklam arasında sohbet ettik. Ezgi'cim dedi ben Ayça Kaya'ya birkaç soru sormak istiyorum dedi. O zaman seni hemen dedik mutfağa alalım. Çünkü işin ustası buradayken, doktorumuz buradayken soralım. Çünkü Fulya'cığım kilo vermek istiyor. Evet. Sürekli örgü ördüğü için, az hareket ettiği için kilo daha veremiyor. Daha önce de bankadaydım zaten. Hep oturarak işim. Bir de ara öğünü konuştunuz, orada hemen dinledim sizi. Hiç merak etme. Ara öğünü nasıl konuştunuz? Ara öğünü çünkü hep mesela birçok kere diyetisyene gidiyorum ben ama... Hep işte ara öğün olacak, işte 7 öğün olacak, 8 öğün. İnanın matematiğim gelişti o diyetlerden. Ben size daha iyi bir matematik öğreteceğim. Kendi vücut ritminizi dinlemeyi öğreneceksiniz. Kilo hiçbir zaman sadece fazla yemekten kaynaklanmaz. Altında yatan birçok neden olabilir. Onları tek tek ortaya çıkaracağız. Güzelce muayenelerini yapacağız. Testlerini isteyeceğiz. İç organlarını bir iyileştireceğiz. Bu arada kilo nasıl verilirin tekniklerini sana öğreteceğiz. Yeni yılda en güzel hediye gerçekten. Tabii ki. Bence de her şeyden daha kıymetli. Çünkü Fulya'cığım anne olmak istiyor. Doktoru da biraz zayıflamasını istedi. Kilo verdiler. Tüp bebek düşünüyoruz çünkü. Evet. Hani işte yani... Acayip anlamadım yani. Çok doğru. Şimdi şöyle bizim vücudumuzdaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman bunlar hormon aktif hücrelerdir ve kadınlarda östrojen hormonu aynı zamanda erkeklerde de bu yağ hücrelerinden sentezlenir. Ve kilo arttıkça bu östrojeni dengeleyen progesteron dediğimiz bir hormon var. O sadece yumurtalıktan sentezlenir. Yumurta çatlama kusurları ortaya çıkar. Adet süreleri uzar. Polikistik over dediğimiz hastalığa doğru gider. Ve bu infertilite yani kısırlık yapabilir. Erkeklerde ne olur? İşte kadın tipi memeleri ortaya çıkar. Ses incelir. Çünkü östrojen dolaşımı biraz fazla çıkar. Gerçekten fertilite yani kısırlığın tedavilerinden bir tanesi de kilo vermektir. Bizim geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili tecrübelerimiz de oldu. Birkaç tane hastamız birkaç kez tüp bebek denemişler. 5-6 defa bakmışlar olmuyor. O tüp bebek tedavileri sırasında da kilo almışlar. Evet, nasıl olsa çocuk da olmuyor hadi bir gidelim diye bize geldiler. Bir hastamız 15 kilo verdiğinde spontan gebe kaldı. Aynen. Bir hastamız yine 20-25 kiloda bunları yaşadık. Gerçekten yağ hücresi küçüldüğü zaman buradaki hormonal işleyiş de normale giriyor. Belki yani hiç gerek kalmadan kendi kendine spontan hamileliğin de olabilir. Gerçekten fazla kilo deyip geçmemek lazım. Bu artık bir hastalık olarak kabul ediyoruz. Ve bu çözümü olan bir hastalık. Yani çözümsüz değil, hayal kırıklığı yaşamayın. Biliyorum birçok kez, ya benim karşıma gelen birçok insan hep şöyle diyor, hocam defalarca denedim. Evet ben onlardanım. İyi ki de denedin diyorum. Eğer denemeseydin belki bu daha ileri boyutlara gidebilirdi. Birinci kural yeni kilo alımını durdurmak. İkinci kural da sana bu işi nasıl çözümleyeceğini öğretmek. Yani öğreneceğiz. Öğreneceksin. Ay, bir öğrenci olacaksın. Bu işin matematiğini öğreteceğiz. Çak. Tamam. 2018 bizim yılımız olacak. Her zaman ekleyeceğim. Çok güzel. Harika oldu. İki doğru insanı bir araya getirdim. Fulya'cığım zayıflamak istiyor. Kilo verdikten sonra da çocuk sahibi olmak istiyor. Allah'ım inşallah nasip eder. Biz ona o tekniği öğreteceğiz ama bu tekniği sen gebeliğinde, lohusa hiç öyle üzgün bakma. Tamam mı? Her şey çok güzel olacak inşallah. Birçok kere deniyorum ya deniyorum artık yani. Bir çaresizlik yani, bir duruma evet, geliyor bir şey mi oluyor? Tekniği öğrenmek lazım. Çok özür dilerim. Evet, yani hep kilolu muydu? Genetiğimizde de var ailemizde böyle ama hiçbir zaman böyle dal gibi Ece gibi olamadım. Yani. Ama baktım ki Ece hakikaten spor yapıyormuş bir şeyler yapıyor. Evet. O da ben de hani 7-8 sene bankacılık yaptım hep oturuyordum. İşte şimdi örüyorum hep oturuyorum. Hani aktif olmak istiyorum ama evet şimdi sen kilo aldıkça aktif de olamıyorum tabii gibi. Tabii şimdi bu sadece hareket ederek zayıflanmaz. Sadece diyet yaparak zayıflanmaz. Sadece ilaç kullanarak zayıflanmaz. Yani bunu bir bütün halinde düşünmek lazım. Kilo problemi yaşayan bir insan önce neden kilo alıyor? Bunu bir ortaya çıkarmak gerekiyor. Çok yiyor hadi bakalım git şu diyet listesini yap. Günde 6 öğün ye, 7 öğün ye, şu saatte bunu ye. Ezber. Ezberleri siliyoruz, bu işin tekniğini öğretiyoruz. Az önce dedim ki bir cümlemle bir hasta yaklaşık 60 kilo o cümleyi kilo çok merak ediyorum. Ben duymak istiyorum. Nasıl bir cümle 60 kilo vermiş o hanım? Hala da kilosunu korur ve benim çok sevdiğim artık arkadaşımdan biri oldu diyeyim. Nedir o cümle? O cümle şöyle, bir gün bir toplantı esnasında bu kızcağız geldi. O zaman 125 kilo civarındaydı. Toplantı yaptığımız yerde o da bir şekilde o toplantıya dahil olmuştu. Sonra bana dedi ki Ayça abla dedi yaşça da benden çok küçük ben de dedi hipoglisemi var dedi şekerim düşüyor dedi ve dedi şekerim düştüğü zaman dedi ben kendimi çok kötü hissediyorum soğuk terliyorum işte öleceğimden korkuyorum işte basında da bununla ilgili bazı şeyler okudum işte az az sık sık yemem gerekiyormuş diye düşünüyorum dedi ve dedi ben dedi ölmeyeyim diye şekerim düşmesin diye sürekli ağzıma bir şey atıyorum dedi sence ne yapmalıyım dedi ben onun testlerini inceledim muayenesini yaptım sonra dedim ki biliyor musun sana bir müjdem var dedim.
hiçbir şey olmaz sana dedim. Sen insülin kullanan bir şeker hastası değilsin. Vücudundaki metabolik sistemler gayet iyi çalışıyor. Senin yaşadığın hipoglisemi aslında sık beslenmenden kaynaklanan bir hipoglisemi. Çünkü ağzına bir şey attıkça, ki daha çok şekerli ürünler tercih ediyor. Şekerim düşüyor ya diyor ya, gidiyor şekerli bir şey yiyor. Bu sefer insülin çok yükseliyor ve bu rebound hipoglisemi dediğimiz daha çok şeker düşmesi yapıyor. Bunu yaşadıkça gidiyor meyve suyu içiyor. Mesela o da şekerli. Hop şeker bir daha fırlıyor, ani düşüyor. Ve bir kısır döngüye giriyor. Biliyor musun dedim, sana hiçbir şey olmaz dedim. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz diye düşüneceğiz. Evet. Kendini kötü hissettiğinde önce şeker yemeyeceksin. Çünkü şeker şekeri çeker ve şeker seni şişmanlatır. Asla şeker yemeyeceksin. Şekerim düşer diye de dedim, önlem olarak da bir şey yemeyeceksin. Ne zaman kendini aç hissettin? Bir yağsız beyaz ekmeği, kepekli ekmeği, beyaz peyniri, bir tost, yanına bir ayran, badem gibi besleyicilik değeri olan yiyecekleri seçeceksin dedim. Mesela o gece yatmadan önce Ezgi şunu yapıyormuş, uykuda belki şekerim düşer falan diye böyle meyve sularını, çikolataları falan beyaz ekmeklere sürüp sürüp yiyormuş ki uykuda düşmesin diye. Belki ölürüm falan şeklinde. Ama mesela bu cümleden sonra birkaç seansta görüşmemiz oldu yine diyetisyenlerimiz ve psikologumuzla birlikte. Bu hasta 60 kilo verdi ve 8 yıldır bir daha hiç geri almadı. Benim çok sevdiğim hastalarımdan biridir kendisi. Çocuğu, yani kardeşim gibi artık, arkadaşım ne gibi. Ne güzel. Onun önüne geçmesi, sürekli yemesinin önüne geçmesi onun 60 kilo vermesini sağlamış. İşte bu bilinç o kadar önemli. Sana hiçbir şey olmaz. O şeker, şekerim düştüğü an, şekerli bir şeye saldırdığın zaman işte bu kısır döngü etkisi yapıyor ve sürekli sana kilo aldırıyor. Ve etrafa baktığında bununla ilgili ne yazık ki bilgi çöplüğü diyeceğim, beni affedin. Etraf bilgi çöplüğü şeklinde her kafadan bir ses çıkıyor. Bugün bilim, Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki az önce söylediğim gibi Akdeniz, yağı az bir Akdeniz beslenmesi, kısmi vejetaryen beslenme, en sağlıklı beslenme, meyvemiz, sebzemiz hepsi olacak, hayatımıza uygun bir beslenme şekli olacak ki biz kalıcı kilo verelim. Bu arada kafamızdaki de bazı ironileri de nedir? İşte şekerim düşmesin diye habire yemek, acıkmadan yemek, bunları da yavaş yavaş sileceğiz. Çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla yanlış bilinen doğrular var. Ben de geleceğim sana. Ben şimdi az önce reklam arasında haşhaşlı peynir toplarım vardı benim. Hemen böyle ağzıma attım. Ezgi'cim gene ne yiyorsun? Şimdi böyle aralarda çünkü sabah kahvaltıyla durduğum için saat itibariyle hani bir şey atma ihtiyacı. Aslında dedi hayır, öyle bir ihtiyacın yok ama 5 saatte bana çok uzun geliyor mesela. Bak Ezgi, ben saat 7'de kahvaltı yaptım. Şu anda saat 4:20 ve kendimi gayet iyi hissediyorum. Bak oruç diye bir ibadetimiz var bizim. Ne diyor? Yeme, vücudunu yani dinlendir. Hani burada tabii ki oruç tutarken sahurumuza kalkıyoruz, iftarımızı yapıyoruz. Burada da oruç tutarken bile aslında yanlış oruç tuttuğumuzu düşünüyorum ben. Aç kalıyoruz. Çünkü sonra 50 çeşit yiyeceği birden yiyoruz. Hayır böyle değil. Orucu tutarken de vücudu dinlendirerek tutacağız. Akşam yemeğinizde ne pişiriyorsanız oruç tuttuğunuz günlerde de bunu pişireceksiniz. Sahura kalktığınızda normal kahvaltıda ne yiyorsanız sahurda onu yiyeceksiniz. Hani genelde biraz pilavlar, edepli. Hoşaflar hani toplansın diye. Ya, değil Ramazan mi? Ramazan festivali var. Çok evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle, Ramazan pidesini ben de çok seviyorum. Ama mesela her gün almıyoruz. Haftada 1-2 gün alıyoruz. Bununla ilgili de çok güzel bir anım vardı. Şimdi benim erkek kardeşim diş hekimi Kıvanç. Ay, selamlar canım kardeşim. O da çok tatlıdır. Bir gün onun bir arkadaşı demiş ki, Kıvanç demiş hadi iftara ablana gidelim demiş. O da demiş ki hayal kırıklığı yaşarsın boş ver gitmeyelim O da yok hadi bir gidelim Ayç abla ne yiyor çok merak ediyorum falan diye. Bunlar çat kapı geldiler. Şimdi o gün de bizim menümüzde Allah kabul etsin domates çorbası var. Kıymalı kabak vardı yaz günü. Yoğurtlu semizotu salatası var. Çoban salata var. Ve tam buğday ekmeğimiz var. Şimdi sofra bu. Şimdi bir geldi kulakları çınlasın bir baktı. Ayça abla dedi sen dedi orucun ruhuna Fatiha okuyorsun. Böyle bir iftar sofrası olur mu? Domates çorbası sebze, kabak sebze, temiz otu sebze, çoban salatası sebze. Bu ne dedi? Sebzeyi sebzeyle yiyorsun. Ama bizim normal beslenmemiz de bu şekilde olduğu için o bize çok rahat geliyor ve çok hafif geliyor. Ve gerçekten orucu biz daha iyi tutuyoruz böyle yiyerek. Bu da dedim sana ders olsun dedim. Şimdi bunlar yok. Kıvanç diyor gel biz bir kebapçıya gidelim. Canım ya. Akşama kadar çünkü hayaller kurmuş gözünün önünden aklından neler geçti kendine. Evet.